Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Videoya hoş geldiniz. Diyet günlüğüm adı altında bir video paylaşmak istedim. Çünkü diyet yapıyorum. Sabah ne yedim, öğlen ne yedim, akşam ne yedim tarzında bir video hazırlayacağım. Yediklerimi hazırlarken ya da işte bir şekilde göstermeye çalışacağım. Mutfak biraz dağınık. Ama hadi bakalım, kahvaltı hazırlayacağım. Dur, bu senin için değil, bu benim kahvaltım. Bırak, 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 bırak. Oh, çok heyecanlandım. Hayır, hayır, hayır. Hayır, şimdi bir şey söyleyeyim mi? Karnın davul gibi. Daha şimdi yedin. Ama bu fazla bir açlık yani. Lütfen, hayır. Bak, bak, bak. İnadına yapıyorsun. Annem, inadına yapıyorsun. Seni dışarı bırakalım, gel. Pardon. Çalışmamasam da yiyorum çünkü mutfak çok soğuk geldi. Kapıyı tırmalıyor. Kahvaltı yapacağım. Kahvaltıdan önce bir bardaklık su içtim. İçinde limon suyu olan. Bence benim için çok fazla bir kahvaltı çünkü ben çok çabuk tıkanan bir insanım. Benim için az ve sık olması çok daha önemli. Şimdi bunları yiyeceğim. Gün içinde neler yediğimi az çok göstermeye çalışıyorum. Hepsini gösteremem ama farklı günlerde zaten benzer şeyler yiyorum yani. Meyve ise meyve, sebze ise sebze ya da et et şeklinde. Ama az çok yine göstermeye çalışacağım. Bu böyle hani sanki 7 gün 24 saat gibi değil de hem öğle yemeğimi görmüş olacaksınız hem akşamı hem sabah. Ama farklı günlerde belki. Ya da aynı gün belki bilmiyorum. Ben yemeğimi yiyeyim. Ve kediyi de alayım içeri. Yesin artık, ne yapalım. Ne yapalım. Şu an diyetin galiba 3. gündeyiz. 2 de olabilir. Ya 2 ya 3. Akşam saat 9. Ara öğün vakti. Kendime bakıyorum hala. Ara öğün vakti. Bir bardak süt ve yarım muz yiyeceğim. Bugün öğünlerimi atlamadım. Sadece galiba şeyde sıkıntı yaşıyorum. Sabahları normalde kahvaltıdan önce bir bardak ılık su, limonlu ılık su içmem gerekiyor. Asla içemiyorum onu çünkü bilmiyorum neden sabah kalkmakta çok zorlanıyorum zaten galiba ondan. Uyku düzenimi de değiştirmem gerekiyor artık bununla birlikte ve yürüyüş yapmadım. Tamamen benim hatam. Yarın yürüyüşe çıkacağım. Orada da yine video çekmeye çalışacağım sizlere. Şimdilik diyet uymaya çalışıyorum diyelim. Kaşak yapmıyorum. Hani farklı bir şey yemiyorum yani. Diyetimde olmayan bir şey yemiyorum. Telefon çaldı. Diyetim olmaya bir şey yemiyorum. Kaçak yapmıyorum ama diyetteki ürünlerin hepsi tam yiyemiyorum. Mesela fazla geliyor bazen yiyecekler. Tek eksiğim bir de su az içiyorum galiba. Az içiyorum. Normalde 2,5 litre seçmem lazım. 1-1,5 litre falan içiyorum. Benim hatam tamam benle alakalı. Ama diyet devam ediyor. Bakalım kaç kilo vereceğim. Yerden. Sabah şu an 7,5. Bir şey bile yapmadım ben, yüzümü de yıkamadım. Hemen aç karnım. Bunu içmem lazım. Çok fena oldum. Ah, yarım limon. Çok fena.
Seyahat tekrar. Sabah kahvaltıdan önce zaten böyle bir yarım limonun olduğu bir ılık su içmiştim. Çok kötüydü ve midem bulandı zaten kahvaltı yaparken falan da. Sonra işte kahvaltımı yaptım. Ara öğünümü gösteremedim çünkü ara öğün normal unun bir krakeri var. Diyet kraker gibi. Onu yedim. Uzun çubuk daha doğrusu. Onu yedim. Ama okulda yediğim için gösteremedim. Şimdi geldim eve hızlıca. Kendime bir sebze yemeği yaptım. Ispanak yaptım. Yoğurt yaptım. Göstereyim size de. Bu şekilde. Şöyle bir şeyim var. Şimdi bunu yiyeceğim. 8 yemek kaşığı civarı falan hani. Zaten ben o kadarını bile yiyemiyorum aslında. Çok çabuk tıkanıyorum. Yemediğimi hiç yoğurdu bulaştırmayacağım. Yemediğim şeye kaba koyacağım. Yani belki bunun yarısını falan yerim. Yani bütün şeyi tencereyi boşaltmam ama belki yarısını falan önce yiyebilirim. O benim hani midemle alakalı. Çok şey yapmıyor. Çabucak doluyor yani. Neyse bunları yiyeceğim bakalım. Sonra bir ara öğünüm daha var. Sonra akşam. Akşam için tavuk çıkardım. Tavuk yapacağım. Bakalım bir haftanın sonuna ne kadar vereceğim. Biraz kanım vardığı için dinleniyordum. Ama öğle öğünümün vakti geldi. Yarım muz yiyeceğim. Aslında bu küçük bir muz. Çok da büyük değil yani. Yani oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bu çok büyük muz değil. Diğer muzlar oranla. Bir de işte şu şunun yarısını yiyeceğim. Görebilecek misiniz? Şöyle. Durumu bekleyeceğim. Gözüküyor mu? Aynen netlendi galiba. Tamam. Bunun yarısını yiyeceğim. Gerçi alırken çok da dikkat ettim aslında. Hani şey olmasın diye. Kırılmasın diye ama böyleydi yani tamamen. Tamamen kırık. Yarısını bir şekilde alacağım. Yemek yerken biraz sohbet edelim istedim. Bence şu ana kadar çok fazla diyet bisküvi yedim. Bence bu diğerlerine oranla daha yenilebilir. Çünkü böyle hani ince, çok ince kare bisküviler oluyor ya. Onlardan falan yemiştim ben. Hani yine diyet bisküvi şeklinde. Ya bana çok kötü gelmişti. Hani yani yemek istemiyorum. Onu yiyeceğim. Hiçbir şey yemeyeyim diyorum. Ya da sadece meyve yiyeyim falan diyorum mesela. Ama insan da mesela sadece meyve yediğinde akşama kadar acıkabiliyor. O yüzden ben şunu ayırayım da fazla yemeyeyim o zaman. Bunun içinde 10 tane var. 5 tanesini yiyeceğim ben. Şöyle bir tane yedim değil mi? Tam 4 tane ayırdım. Diğerleri artık bölük bölük. Bunları da şöyle koyacağım. Şöyle suyumu alayım. Bardak içemiyorum çünkü karıştırıyorum ben. Bu kaçıncı bardağımdık, ne kadar içtim, ne yaptım falan karıştırıyorum. Ondan dolayı direkt şu şekilde. Her gün bu sudan içiyorum. Üst üste yapmaya çalışıyorum ama daha önce demiştim yapamıyorum yani. 1,5 litre falan kalıyor. Birazcık da benden dolayı galiba. Kendime hiçbir şekilde hatırlatmıyorum su içmeyi. Ama ya bu ilk hafta birazcık böyle yalpalayacak galiba. İkinci hafta falan birazcık daha böyle artık hani her şeyi detaylı yapmaya çalışacağım. Mesela bugün ilk defa o sabah içtiğim şeyi içtim. Diyetin 3. gün olmasına rağmen. İlk defa sabah içtim. Hani o limonlu suyu içtim. Çok kötüydü. Midem bulandırdı kahvaltı yapmadan önce. Zaten hepsini de içemedim mesela. Yarısını falan içtim bir bardağın. O yüzden çok kötü geldi yani bana tadı. Bir de içine sirke falan da vardı çünkü onun. Midem bulandırdı ama yapacak bir şey yok. Hani bu bence 3. gün olduğu için böyle yarın da iç. Yani yarın kesin içerim artık. Hani bundan sonra içmeye özen gösteririm. Tam uyumaya çalışırım. Birazcık hani çok uzun süredir böyle ağır fast food tarzı beslendikten sonra birden bu beslenme şekline geçmek zor oluyor. Bol su için gerçekten. Ve şaka söylemiyorum arkadaşlar. Bu benim sabahtan beri ilk suyum. Ve şu an saat gerçekten benim hatam yani biliyorum. Saat şu an görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Aha. İşte 15-17 ben söyleyeyim. Saat şu an 15-17. Ve ben daha bu benim ilk suyum. İlk içtiğim suyum. O kadar az su içiyorum yani. Benim hatam tamamen. Ama akşama kadar içtiyse 2 litreyi tamamlayacağım bugün. Kendime söz veriyorum. İçeceğim. Ben gerçekten içeceğim. Diyet zor gitmiyor. Doyuyorum ama. Bence onda bir sıkıntı yok. Birazdan
kediyle göz göze geldim. Birazdan akşam yemeğim için tavuk hazırlayacağım. Yani ekstra bir şey yapmıyorum. Normal tavuğu, derisini falan alıyorum. İncik almıştım. Aslında göğüs almam gerekiyordu. Ama göğüs kalmamıştı. Başka bir yere de gitmek o an çok zor geldi. Hemen iki tane yemelik böyle şey aldım, incik aldım. Tamamen şey kısmını, deri kısmı var. Deri kısmını tamamen çıkartıyorum. Onu işte baharatlandırıyorum bazen. Bazen de baharatlandırıyorum normal sade. Hiç su, yağ katmıyorum. Tavaya koyuyorum. Çok kısık ateşte. Küçük hani ocağın küçük yerine kısık ateşte. Yavaş 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 zaten tavuğun önce kendi suyu çıkıyor. Sonra kendini hafif hani haşlıyor ve en sonunda da kızartıyor ya. O şekilde pişirmeye hani özen gösteriyorum. Hiç yağ kullanmadığım için sıkıntı olmuyor. Bir de normalde benim hani öğle yemeğimde de akşam yemeğimde de salata var. Ama ya salata yağsız hiçbir şekilde sevmiyorum galiba ben. Çünkü yapıyorum ve hep kalıyor. Yapıyorum hep böyle iki kaşıktan sonra yemiyorum. O yüzden salata yapmamaya karar verdim. Bir yanında yoğurt yiyorum sadece. Semizlik çıkarsa da yoğurtla semizliği karıştırır öyle yerim diye düşünüyorum yani salata niyetine. Hem de yoğurt olsun hani. Bakalım. Annem gel. Gel. Evet, bollu diyette. Neyse, bence böyle bir günlük, bir buçuk günlük, iki günlük falan bu diyeti yayınlayayım diyorum ben. Her gün aynı şeyleri yemiyorum. Bir de hani mesela nasıl gitti, gidişat nasıl, bir haftalık şimdi editlemek çok zor olur ve çok uzun bir video olur. Bunu hani mini mini 10 dakika 10 dakika hem sohbet olsun, hem ne yedim ne içtim ve bu sürecin hani diyet günlüğümün sürecinin sonunda ben ne kadar kilo verdim. Ne değişiklikler yaptım ya da işte şunu yedim, bunu yemedim falan tarzında. Olabildiğince size böyle göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Söylemeye çalışacağım. Kameraya sakın dokunma. Sakın dokunma. Anlatmaya çalışacağım. Şimdilik görüşürüz.